Hanımım, bu mektup size geldi. Sağ ol Yasina. Serap, sana bu satırları yazarken ruhumun nedenli azap çektiğini anlatabileceğimi zannetmiyorum. Ne yaparsam yapayım kelimeler kifayetsiz kalacak. Derin kederimi, kalbimdeki ağrıyı sana bütünüyle anlatmam kabil olmayacaktır. Seni son gördüğümden beri ikimizin hayatında da çok fazla şey değişti. Bir zamanlar bana duymuş olduğun güven tarumar oldu. Benden nefret ettin. Ve ne yazık ki bu nefrette haklıydın. Çünkü kalbimin seninle nedenli dolduğunu sana itiraf etme fırsatını hiç bulamadım. Bilmeni istediğim tek bir şey var Serap. Sana yaklaşırken hırslarına yenilmiş, borca batmış bir adam olarak haysiyetsiz bir tuzak kurduğum doğrudur. Ancak seni tanıdıkça sana olan aşkım niyetlerimin hatta benliğimin önüne geçti. Hayata tutunmama, yeniden doğmama sebep sensin Serap. Çok yakında görüşmek üzere. Orhan. Halide yüzünden herkes bana cephe aldı Pakize. Ramazan'ın dediklerini duydun. Ramazan çok celallenmişti ama senin attığın tokat hiç olmadı Güllü. Pakize affedersin. Kendimi kaybettim. Senin de arada kalmanı istemem ama Ramazan'ın dediklerini duydun. Bu iş iyice çığırından çıktı Güllü. Kemal'in bir an önce boşanması lazım. Yoksa ne sana ne de bize huzur falan yok. Pakize. Ne düşünüyorum biliyor musun? Halide, eğer mahkeme tarafından suçlu bulunursa, yani tutuklanırsa... Kemal o zaman derhal boşanabilir Halide'den. Halide istemese de mi? Yüz kızartıcı bir suç işlediği için ona laf düşmezmiş. Ben de Orhan'dan boşanmak istediğim vakit öyle demişti avukat. O vakit sizin Kemal'le beklemenize lüzum yok. İnşallah Pakize. Pakize, sana bir şey soracağım. Heh. Sence Orhan gerçekten ölmüş müdür? Bu da nereden çıktı kız? Jandarma demedi miydi yanmış bir arabanın içinde bulmuşlar diye? Dediydi. Bana bir mektup geldi. Altında Orhan'ın imzası vardı. Herhalde Orhan ölmeden önce yazmış. Öyle bir asabım bozuldu işte. Hatta bir de böyle gece gece görür gibi oldum sanki. Ay sus kız. Vallahi tüylerim diken diken oldu ya. Ay ben korkarım öyle cinden periden hortlaktan falan. Tahtaya vur tahtaya. Of hep dert hep dert. Vallahi içim daraldı ya. Haklısın vallahi. Kardeş bakar mısın? Bize 2 şekerli kahve. Tabii efendim. Kemal, ne oldu? Ekrem suyu bırakacakmış. Ona mani olmamız gerek. Bendin başından nöbet tutacağız. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Aslında var. Ne kadar çok insan olursak bizim için o kadar iyi. Çiftlikten adam gönderebilir misin? Elbette. Tabii. Kemal, vazgeçmeyeceğine emin misin? Belki de adamın dediği gibi ifadeni geri alsan bütün bunlara lüzum kalmayacak, ha? Hayır Güllü. Eğer bunu yaparsam onun gibilerden bir farkım kalmaz. Doğru bildiğimden şaşmayacağım. Bedeli ne olursa olsun. Ya sana bir şey olursa? Olmayacak. Merak etme. Yasina. Buyurun. Çiftlikteki bütün yanaşmaları söyle. Bendin orada nöbet dursunlar, tamam mı? Sen de başlarına git. Baş üstüne alma. Hayrola kızım? Bir vukuat mı var? Ekrem, su Bendin'i kaldıracakmış. Kemal'e destek olmamız lazım. Baş üstüne alma. Hadi Yasina, acele etmemiz lazım. Köylüler seni orada bekliyor. Emredersiniz. Ben de sana gelirim. Seni almaya geldim sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.